Merhaba sevgili dostlar. Siyaset yine hareketlendi. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kurultayla değişti. Ve bir anda bir hançer polemiği başladı. Bu hançer polemiğiyle birlikte Sayın Meral Akşener de tuttuğu kendi partisinin grup toplantısında inanılmaz sözler sarf etti. Bu sözlere geçmeden önce hepinizden rica ediyorum, abone olmayı, beğenmeyi ve sosyal mecralarda unutmayalım lütfen. Emek vererek karşınızda bu videoları çekiyoruz. Sizlerin de takdirini sunuyoruz. Şimdi Meral Hanım'ı hatırlayın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılışında demokrasi olmadığını söylüyor idi. Demokrasi kültürünün yerleşmediğini söylüyor idi. Rahat hareket edemediklerini söylüyorlar idi. Ve gelinen süreçte Meral Hanım grup toplantısında o parmakları kırarım, el kaldıranı yok ederim, işte şöyle yapanı asarım, böyle yapanı keserim halk tabiriyle, yani inanılmaz cümleler sarf ediyor. Halbuki bizim bildiğimiz siyaset kurumu uzlaşı sanatının zirvesidir. Yani bir siyasetçi, hele hele bir siyasi partinin genel başkanı uzlaşma kültürünü çok iyi bilmek zorundadır. Yönetmeyi, yönetim kabiliyetini çok iyi bilmek zorundadır. Ve bunları kamuoyuna da yansıtmak zorundadır. Halbuki incelediğimiz ve baktığımız zaman agresif bir siyaset izliyor Meral Hanım. Çok yakınındaki insanlar, mesela Ümit Dikbayır Bey, kendisinin de akrabasıdır biliyorsunuz Meral Hanım'ın, partisine müracaat etti kendisinin soruşturulmasıyla ilgili. Bahadır Bey, Erdem Bey istifa etti. Bir başka eski Merkez Bankası Başkanı biliyorsunuz o da istifa etti. Zaten İyi Parti'nin kuruluşunda Ümit Özdağ'dan ne bileyim işte Yusuf Alaçoğlu'na ve sayamadığımız Yörük Ali Paşa'sına varana kadar birçok insan istifa etti. Ve İyi Parti kodlarından, kuruluş kodları olduğunu iddia ettiği kodlardan uzaklaştı. Biz vatandaş olarak bu kaba söylemi, bu Türk demokrasisine, demokrasiye yakışmayan söylemi hayretler içerisinde izliyoruz. Hem bir hanımefendi olması hem de bir siyasi partinin genel başkanı olması bu tür agresif tavırları bizim gözümüzde çok yadırgayıcı bir hale geldi. Meral Hanım yaklaşan yerel seçimler öncesi partisini nasıl toparlayacak? Merak konusu. Yerelde baktığımız zaman büyük rahatsızlıklar var. Biliyorsunuz genel seçimler öncesi masadan kalkması, masaya geri dönmesi zaten büyük tepkiler almış idi. %16-17'ye ulaşan parti oylarının %9'lara düştüğü görüldü. Peki bu süreçte sürekli kan kaybederek yaşayabilir mi bu siyasi parti, İyi Parti? Anlam veremiyoruz. Bir de sır olan bir şey var. Biliyorsunuz Anıtkabir'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'le yan yana yürürken elini ağzına kapatarak kameraların dudak okumasını, görüntülerden dudak okunmasını engellemek amaçlı ağzını kapatarak bir görüşme yaptı ve bu da kamuoyunda merak uyandırdı. İlgi izliyoruz kendisini ama biz sıradan vatandaşlar olarak ve seçmen olarak kendisine tavsiyemiz, Anadolu'da kendisi için, kendi partisi için, kendi partisini iktidara getirmek için çalışan İyi Partili insanlar büyük hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşıyorlar. Kendisinden istirhamımız Türk siyasetini biraz daha rahatlatmak, agresiflikten uzaklaştırmak, kamuoyuna rahatlatıcı söylemlerde bulunmak, biz kendisine bunları tavsiye ediyoruz. Ez cümle dostlar, videomuzun sonuna gelirken hepimizde bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, yönetim kadrolarına toplumun rahatlamaya ihtiyacı olduğunu, toplumun gergin olduğunu, işte ekonomik sıkıntılar, kiralar, işte en son 5.000 lira ödenecek yemek diyeden de emeklinin neredeyse yarısından fazlası bunları alamadı. İşte ziraat odasına üyesin, sana vermiyoruz. 4A gözüküyorsun, emekliler biliyorsunuz SGK primi falan ödenmez. 4A gözüküyorsun ama aldığın bir maaş yok, çalışmıyor. Örnek halk eğitimlerde mesela ders yok, bir şey yok, herhangi bir maaş almıyor, herhangi bir ders ücreti almamış ama işte bu bahsedilen 5.000 lira ücreti alamıyor mesela. Fiyatlar sürekli artıyor, maaş dengesizlikleri almış başını gidiyor. İşte yukarıda Ukrayna Savaşı, Filistin'de Gazze'deki çocukların katledilmesi, dünyadaki ekonomik kriz derken zaten vatandaşımız gergin. Bizlerin, vatandaşın sakinleştirici üsluba ihtiyacımız var. Uzlaştırıcı üsluba ihtiyacımız var ve bütün siyasilerden yaklaşan yerel seçimler öncesi bunu istirham ediyoruz. Aksi takdirde vatandaş bunun karşılığını gerçekten size verir diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum diyorum. Kalın sağlıcakla.